Tamam. Sen korkuyorsun. İşletme 32. yılındayız. Bunun sırrı et dönerimizi dana eti kullanıyoruz. Genelde but tarafından %10, %20 gibi de kuzu eti kullanıyoruz içinde. Buyruğu söylemeyen buyruğu daha değişik bir buyruk sistemi kullanıyoruz. Buyruk da var içinde %5 gibi. Efendime söyleyeyim. Sade kullanıyoruz. Biz yani içine çok fazla baharat türü bir şeyler atmayız. Etin et tadını alması için yaparız. Yani etten et tadını almak lazım bu dönerde. Fazla aşırı derecede baharat koymayız. Sade. Bir çekeriz, buyruk yağını öyle koyarız. İnsanın ağzına buyruğu şey gelmesin diye. Daha değişik bir tat olur. Evet. Buyruk yağı. Sadece üzerinde vardır buyruk yağı. Vurmaması. Onun dışındakini etlerin aralarında vardır. Çorum pideniz çok değişik bir pidedir. Bazı yörelerde vardır ama böyle bizim buradaki pideyi tutmaz. Yani bizim gelen bütün misafirlerimizde pidenin bir benzerinin olmadığını söylerler. Böyle çok da güzel bir pidemiz vardır. Böyle çok güzel. Bu pideyle yaparız. 100 gram veririz. 100 gram. Kıyma kesinlikle koymayız. Hatta kıyma bulana içinde bir takım elbise hediye alıyoruz. Kıyma bulurlarsa kıyma olmaz. Böyle. Mesela burada et haşlanan bunlar. Et haşlama, incik tarafı, böyle güzel incik et haşlamaklar. Böyle sebzeli kebap. Şöyle kavurma. Yöresel birkaç tane yemeğimiz. Köftesi, patlıcan mutlakası. Keşkek mi? Keşkeğin başına geçiyor. Her müşterimize keşkek ikram ederiz böyle. Her gelen müşterimize aynen şu şekilde. Şöyle. Bizden her yemek yiyen herkese böyle bir keşkek ikramı var. Keşkek ikramınız var. Yıllardır böyledir. Böyle. O diye paça çorbalar falan mı? Paça çorbalar var. Bir yana gel. Mesela bu dil paça. Kelle paça pardon. Bu yanaktan yapar. Sadece yanak kullanıyor. Bu dil paçamız var. Bak burada ayak paça var. Lop ettir sadece. Çok da iddialıdır. Yani bunu yiyen bir de kesinlikle yer. Kendi suyuyla yaparız. Yani öyle kesinlikle değişik un olmaz bizim çorbamızda. Kelle paça sakatat türünde un olmaz. Olmaz. Ama sadece işkembemizde vardır. Onun terbiyemiz. Onun dışında un olmaz. Böyle işkembe. Ezogelin, mercimek, klasik çorbalar bunlar. Tavuk suyu. Böyle. Eski bir üniversitesi, esnaf lokantası. Yemek yemek için esnaf lokantalarından daha güzelini ben olacağını tahmin etmiyorum. Esnaf lokantası bir farklıdır. Onlar hile yapmazlar. Uzun süre aynı yerlerde kalırlar. Yani mesela bu üniversitesi 32 yıllık üniversitesi. Öncekini saymıyorum. Yani benim devraldığımda 32 yıl oldu. Bunun ilerisi var. En az 50 yıl oldu. Yani böyle sürekli ayakta kalan üniversiteler her zaman için hile olmaz. En iyisini yapmak zorundadır. Böyle. Bizim ayrıyetten imalathanemiz var düğün üzerine. Çorum beşlisi yaparız. Sipariş üzeri çalışıyoruz orada. Böyle düğünler genelde bizim Çorum'da sokak düğünü çok olur. Böyle bir ortam var. Ben bunu da söyleyeyim. 52 kişi lokantamızda çalışanımız var şu anda. 52 kişi. Düğün yemekleri ekstra onlar ayrı. Sadece lokantamızda çalışan 52 kişi. 120 kilo gününe göre değişiyor. %120 kilo arasında değişiyor. Var. Çorbada da çok şey var, talep var. Yakın illerden bile gelenler var, Caner'e de gelenler var. Bizde ayran sürekli ikramdır. Bir sürü ayran veririz yanına. Her masaya bir sürü ayran koyarız. Örneğin bir sürü ayran, dolu bir sürü ayran. Döner, ayran, salata, dediğim gibi keşkek bu şekilde sunumludur.
Fiyatlarımız da gayet makul. Mesela şu anda bir döner 100 gram döner 150 lira. Yanında sulahi ayran, salatası, bir tabak, bir porsiyonla keşke ikramıyla beraber hepsi 150 lira. Çorum'da yeriniz neresi? Çorum merkez, Ulukavak Mahallesi, Fatih Caddesi, No 5. Yani Adliye binasının hemen altındayız. Adliye binasının hemen altındayız. Geldiklerine pişman olmazlar. Böyle bir keşkeğimiz var. Her döner geldiğimizde var. Her yemek yerine veririz. Bir tane böyle bir salatamız var. Bir sürahi ayranımız var. Böyle bir sürahi. İstiyorsa hepsini içebilir. Güzel yayık ayranı. Böyle bir ayran veriyoruz. 100 gram döner Çorum pidesinden birlikte ikram ediyoruz. Servisimiz bu.